BTV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu ve beraberindeki heyet Hasankadı'yı ziyaret etti. Vali Azizoğlu ziyarette Hasankadı'ya bir okul ve spor salonu yapılması için Özel İdare Genel Sekreterine talimat vermesi sevinçle karşılandı. Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu Hasankadı beldesini ziyaret ederek beldede incelemelerde bulundu ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. İç açılarının toplamı kaçtı? Vali Seyfettin Azizoğlu'na Bartın İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Bartın İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir de belde ziyaretinde eşlik ettiler. Vali Azizoğlu, beldeye gelişinde belde halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Azizoğlu, Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan'ı da belediye binasına ziyaret etti. Ziyarette, Belediye Başkanı Erdoğan, Vali Azizoğlu'na beldede bir okula ve spor salonuna ihtiyaç olduğunu söyledi. Paranı da olması lazım, spor salonuna ihtiyaç var. Ben gördüm, tane spor salonu da abi. Aşağıda. Kapalı, halı sağ, halı sağ, halı sağ. Hemen çözelim. Vali Azizoğlu, bu isteğe kayıtsız yap olmadığını sordu. Ardından İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış'a Hasankadı beldesine yeni bir okul ve spor salonu inşa edilmesinin talimatını verdi. Biz de sizlere hizmet etmek için hep beraber buradayız. Sabah kalktık ve geldik. Devletin kaynakları, imkanları vatandaşına hizmet etmek için yeterlidir. Vali Azizoğlu'nun bu talimatı alkış ve sevinçle karşılandı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Azizoğlu, devletin kaynakları ve imkanları vatandaşına hizmet etmek için yeterlidir. Yeter ki ihtiyaca uygun bir yatırım yapalım. Okul dediniz, anlaşılan okul ihtiyacınız var, onu hemen yapacağız diye konuştu. Yol konusunda da açıklamalar yapan Azizoğlu, Karabük, Yenice ve Hasankadı yolunun Hasankadı'ya yatırımları çekme açısından önemli olduğunu dile getirdi. Vali Azizoğlu, belediye ziyaretinin ardından Hasankadı Ortaokulu bahçesinde öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra Hasankadı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Karakol Komutanı Ümit Avcı'dan Hasankadı hakkında briefing alan Azizoğlu, askerlerle birlikte öğle yemeği yedi ve daha sonra Hasankadı Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret edip beldeden ayrıldı. 10-12 kilometre uzaklığım yoktur Sayın Valim. Sağ ol! Üsçoğuz Şümkarcı, Hasankadı Jandarma Karakol Komutanı. Hasankadı Jandarma Karakol Komutanlığı görüş emirlerinize hazır Sayın Valim. Sol! Kahraman Türk Mehmetçi, merhaba. Sağ ol. Sağ ol. Planlı çavuş Farukcan, asayiş tim komutanı. Uzman jandarma çavuş Mesut Fulat Er, asayiş tim komutanı yardımcısı. Uzman jandarma çavuş Mehmet Ardın, idare işleri ramana. Konuşlanmış bulunmaktadır. Üç mahallemiz var. Merkez olarak 4 mahallemiz var Sayın Valim. Şabankadı, Hasankadı, Merkez Destinoğlu mahalleleri. Bir de bir mahallemiz var. Gel. Afiyet olsun. Sağ ol. Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili adayı Aysu Bankoğlu, 29 Mart'ta yapılacak ön seçim öncesinde Bartın Merkez, ilçe ve beldelerde parti tabanıyla buluşmaya devam ediyor. Bankoğlu gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılanırken halktan da tam destek mesajları alıyor. Bartın'ın en genç ve tek kadın milletvekili adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Avukat Aysu Bankoğlu, Hasankadı beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi parti mensuplarıyla bir araya geldi. Parti üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Avukat Aysu Bankoğlu, parti tabanından destek mesajları aldı. Aysu Hanım, desteklemeleri aldık. Aysu Hanım'ın yanındayız. Ben, açıklayın. Estağfurullah. Sağ olun. Ben, çok teşekkür ederim. Ben sizlerle bir tanışmak istedim. Hasankadı beldesindeki parti bürosunda parti teşkilat mensuplarıyla yaptığı ziyarette açıklamalarda da bulunan milletvekili adayı Bankoğlu, partideki herkesin düşünce ve fikirlerine açık olduğunun altını çizerken bir genç ve bir kadın olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma yolunda yeni bir umut olmak için adayı olduğunu söyleyip şu şekilde konuştu. Bana yol gösterin lütfen. Bana fikirlerinizi, tecrübelerinizi aktarın. Varsa sorunlarınız şu an dinlerim. Varsa önerileriniz dinlemek isterim. Ancak ondan sonra birlikte vaatlerde bulunabiliriz. Ancak ondan sonra beraber projeler üretip, beraber ondan sonra konuşabiliriz diyorum. Çünkü öncelikle sizleri dinlemek isterim. Sizleri, tecrübelerini dinlemek isterim. Önerileriniz, sorularınız varsa onları öğrenmek isterim. Bir genç ve bir kadını aday olarak
ve aynı zamanda bir hukukçu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma yolunda yeni bir umut, yeni bir enerji olmaya geldim. Partiye küskünleri geri döndürmek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olamayacağını düşünenleri bu fikrinden caydırmak ve çalışmak isteyenlere daha çok ön ayak olabilmek istiyorum. Sizler bir çalışın, ben bin çalışayım isterim. Hep beraber çalışalım, birlikte yol alalım isterim. Bu yüzden buradayım. Çok da uzun tutmak istemem. Sizleri dinlemek benim için daha çok önemli. Gençlere umut ve heyecan olmak istediğini kaydederek konuşmasını sürdüren Bankoğlu, ön seçimlere de değinerek partideki tüm aday adaylarını takım arkadaşı olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi. Yol gösteriyor. Artık bir kadın aday bir birleştirici güç olarak çıksın. Artık gençler daha çok çalışsın. Gençlere biz bir umut olalım. Yeni bir heyecandır bu. Dinamizmdir. Sizlerin takdiridir ama öncelikle 30 Mart'ta. Ne olursa olsun ben çalışacağım 30 Mart. Diğer adaylar da elbette hepimiz parti için çalışıyoruz. Bizler rakip değiliz hiçbir şekilde. Hepimiz yol arkadaşıyız diye ben tabir ediyorum. Hepsi çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi üyeleridir. Hepsinin çok değerli çalışmaları vardır. Onlar da umarım ki seçimlerden, bu ön seçimden sonra da hepsinin çalışmalarına aynen benim gibi devam edeceğine inanıyorum. Ben ne olursa olsun partim için çalışmaya devam edeceğim. Öncelikle bunu bilin isterim. Umarım onlar da aynı benim gibi devam ederler. Bu şekilde sizleri dinlemek isterim ben. Varsa sorunuz, ön seçimde de lütfen oy kullanmaya gelin üyeler ve delegeler. Varsa gönlünüzde birisi, yanına da beni yazın isterim. İki kişi hakkımız var. Parti bürosunda birebir olarak parti üyeleri ve vatandaşlarla da sohbet eden Bankoğlu, ben değil biz anlayışı ile hareket edeceğinin de altını çizdi. İyi de örgütümüz oldu. Siz bana ulaşırsınız. Anında gelemezsem başkası gelir. Sonra ben gelirim ama benim kulağıma hep gelir. Önemli olan benim de ikisinin olması, iyi takımının üstünde olması. O yüzden ben değil benim. Parti bürosundan ayrılırken de parti üyeleri ve vatandaşların ilgisiyle uğurlanan Bankoğlu daha sonra belde halkıyla sokaklarda yağan yağmura rağmen sohbet etti. Daha sonra köylerde de ziyaretlerde bulunan Bankoğlu bir köy kahvesine yaptığı ziyarette de ilgiyle karşılandı. Hoş bulduk. Anneciğim merhabalar. Bankoğlu bu ziyaretinde vatandaşların sorunlarını dinlerken değişim yaratmak için destek istedi. Bizi söyleyebilmelisiniz ve buna bir çözüm üretebilmeliyiz. Kesinlikle size katılıyorum. Ben tüm bu söylemlere, tüm bu şikayetlere, parti küskünlerine, partiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelemeyeceğine inananlara karşı çıktım ve o yüzden kendimi ortaya attım. Size katılıyorum. Kesinlikle öyle olmalı. Ben bunun için varım. Bunun için ben farklı ve değişik, yani bunun için ben farklıyım diyorum. Bunun için bir değişim yaratmak için bu bir rüzgardır diyorum. Ama o yüzden de bana destek olmalısınız. Bana, benim elimden tutmalısınız. Sizin tecrübelerinizi söyleyecek. Merhaba, hoş geldiniz. Saadet Partisi Bartın İl Başkan Yardımcısı Yaşar Sinoplu, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı'nın emeklilerle ilgili zam çalışması yoktur açıklamalarına tepki göstererek 7 Haziran seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu işaret etti. Aziz Bartınlılar, yurt dışındaki ülkelerde bulunan aziz milletimiz ve 81 ilde bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2002-2015 yılları arasında emeklilere enflasyonun üzerine zam yapıldığı ve emeklilerin alım gücünü artırdıklarına yönelik açıklamalarına Saadet Partisi Bartın İl Başkan Yardımcısı Yaşar Sinoplu tepki gösterdi. Ve benden önceki olan emeklilere Sayın Bakanımız ne diyor? 2002 yılından 2015 yılına kadar bizler diyor emeklinin enflasyonun üzerinde maaşlarına zam yap diyor. Ey emeklim! Bunları duydun.
Karar vermek senin elinde. 7 Haziran 2015 seçimleri geliyor. Şurada 3 ay gibi bir zaman kaldı. Eğer halinizden memnunsanız yine istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Ancak üzerinizdeki bu makus talihi yenmek istiyorsanız tek yapacağınız şey işte 1996... Yoksulluk sınırının 4.150 TL olduğu, ülkemizde askeri ücretin 940 TL olduğuna dikkat çeken Sinoplu, 7 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde halkın ya saadet ya da sefalet diyeceklerini söyledi. Verirseniz aynı yerden kaybetmiş haklarınızı vermek üzere sizlerden görev bekliyoruz. Ve diyoruz ki oy verirken ya saadet diyeceksiniz ya da sefalete devam diyeceksiniz. Aziz Bartınlı hemşerilerim, şimdi iş adamlarımıza sesleniyoruz. Bartın ve ülkemizin her yerinde televizyonumuzun ulaştığı görüntüsü ve sesi, hatta yurt dışındaki tüm iş adamlarımız, yurt içindeki 81 il, 972 ilçe, binlerce beldedeki iş adamlarımıza sesleniyoruz. Sizler şu doların, şu dövizin oynamasından ne kadar zarar ettiklerini sizler biliyorsunuz. Ben bunları açıklamak istemiyorum. Herkes... Milli görüşün iktidar olduğu dönemlerde ülkenin ve milletin kalkınıp hakkını aldığını söyleyen Sinoplu, 7 Haziran seçimlerinin Türk milleti için bir fırsat olduğunu kaydedip şu şekilde konuştu. Ver, kendinize verin. Ne demek istiyoruz? Sizin vereceğiniz oyunuzu tek adres Milli Görüş'ün düşüncesindeki Saadet Partisi'dir. Neden? Çünkü biz CHP ile ortak hükümet kuruyoruz. Ülke insanı huzur buluyor, barış buluyor, ekonomik manada ülke insanımız refaha kavuşuyor. Ve milliyetçi hükümetleri kuruyoruz, yine ülke insanı huzura ve ülkemiz refaha kavuşuyor halkıyla, milletiyle beraber. Yine 96 yılı geliyor, refah yolu kuruyoruz ve o zaman da başbakan oluyor hocamız. Daha öncekilerde başbakan yardımcısıydı ve elhamdülillah... Millete kaybetmiş olduğu haklarını, bunları saymak istemiyorum, sizler biliyorsunuz. Ama bu sefer bu aday adaylarının, hatta eski milletvekillerinin, hatta eski bakanların televizyon konuşmaları, gazete konuşmaları, cadde konuşmaları, sokak konuşmalarına sakın ola ki onların o söylemlerine inanaraktan tekrar yanlışa oy vermememinizi sizlere televizyonumuz vasıtasıyla hatırlatıyorum aziz vatandaşlarım. Ne oluyor da biz iktidarlara ortak veya hükümet kurduğumuz zaman bu ülkenin hem genel borcu azalır hem millet Allah razı olsun diyor. Ne oluyor da diğerleri geldiği zaman ülkenin borcu artıyor, millet bankalara esir oluyor, tüccar bankalara esir oluyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Bir ülkede banka çoksa o ülkede batışlar çok olur diyor alimler, hesap uzmanları. Ben banka düşmanı değilim. Ama bankalar halkın yararına çalışması lazım. Bankanın bir adı kuru masadır. Orada para alışverişi yapılır. Ama para alışverişi yapılan... Bartın Belediyesi tarafından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilimizdeki başarılı kadınlar ödüllendirildi. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı hafta kapsamında birçok etkinliğe imza atan Bartın Belediyesi başarılı kadınları da ödüllendirdi. Bartın Belediyesi'nde görevli bayan personeller, belediye meclis üyesi Çiğdem Bağırgan, meclis üyelerinin eşleri ve kentteki çeşitli alanlarda başarı göstermiş kadınların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik belediye dinlenme evinde düzenlendi. Belediye Başkanı Cemal Akın, etkinlikte personellerin ve diğer davetli bayanların Kadınlar Günü'nü tebrik ederek her birine ayrı ayrı çiçek takdim etti. Kendilere plaketle vermek istiyoruz. Bu bizim için onur saygı değerli dostlar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Efendim, bu sana ait. Sağ olun bacım benim, sağ olun bacım, sağ olun, Allah razı, çok sağ olun. Yemekte Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından kentte kamu ve eğitim hizmetleri, ticari, kültürel ve sosyal anlamda topluma faydalı çalışmalar yürüten başarılı kadınlara plaket verildi. Belediyecilik hayatında görüyorum saygıdeğer dostlar. Gerçekten içine salınmış vaziyette gece gündüz koşturan kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız var. İnşallah onlarla beraber de iyi işler, büyük işler yapıyoruz.
Allah hepsinden razı olsun, sizlerden razı olsun. Bartın'ın 3. noteri Şule Kavaklı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Figen Kemik, resim öğretmenleri Aysun Eskin ile Şefik Akan Tarcı, Belediye Mali Hizmetler Müdürü Yelda Özcan, esnaf Fulya Aydın ve Oya Çınçın'a plaketleri Başkan Akın tarafından takdim edildi. Akın, başarılı bayanlara plaketlerini verirken yaptığı konuşmada kendilerine topluma sağladıkları faydalar ve elde ettikleri başarılar dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini iletirken ödüllerini alan bayanlar ise belediyenin kadınlara yönelik gerçekleştirdiği tüm etkinlikler ve çalışmalar için Başkan Akın'a teşekkür ettiler. Cehaletten kaynaklanmakta ben inanıyorum. Çünkü onlar bizim canlarımız, evlatlarımız, teyzelerimiz, analarımız, büyük analarımız, havalarımız. İşte o noktadan bakmak lazım. Biz de temsili anlamda, dün akşam bir yürüyüş yaptık Bartın'da. Hanımefendilerle, beyefendiler destekledikler bir yürüyüş yaptık. Bugün de bu etkinliğimizi yapıyoruz. Bir an önceki akşamda halk oyunları, 2 saatlik olan bir program yaptılar kültür merkezimizde. Orada onu gerçekleştirdik. Bunlar devam edecek diye ben düşünüyorum. Ben saygılarımı sunuyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki varsın, siz olmasın, biz yokuz zaten diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun abi. Ben Onuray'la bir programla bir etkinliğe katılmıştım. Orada da söyledim. Ben adı bile olmayan bir kadının evladıyım. Benim annem Ali Okulu mezunu. 15 tane evladını okuttu, bugünlere getirdi. Evet, her şeyin başı diyorum. Eğitim, kadın Allah'ın nuru ve kadınlarla her şey çok güzel. Tabii ki kadınların eğitim düzeyi arttıkça şiddet azalacak, toplumlar çok daha gelişmişlik noktalarına yükseltecekler. Hepinizi çok seviyorum. Bana bu ödülü layık gördüğünüz için de sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. Neredeyse hurdaya çıkmış ve çürümeyi terk edilmiş bir otomobil ilk gün kendini nasıl döner dersiniz. İşte Bartın'ın modifiye ustasının el attığı otomobilin inanılmaz değişimi. Bartın'ın modifiye ustası 36 yaşındaki Şaban Özkay, Samanlık'ta çürümeyi terk edilmiş haldeki 1973 model Anadolu marka otomobili 3000 liraya satın aldıktan sonra modifiye ederek adeta ilk günkü haline getirdi. 1973 model, yani 41 yaşındaki Anadolu marka otomobil kaderine terk edilmiş haldeyken modifiye ustası 36 yaşındaki Şaban Özkay tarafından sadece 3000 lira ödeyerek satın alındı. Bartın Oto Sanayi Sitesi'nde 10 yıl önce otomobil modifiye dükkanı açan oto tamircisi Şaban Özkay, Samanlık'ta çürümeye terk edilen otomobili aldıktan sonra modifiye etti ve 41 yaşındaki o otomobil işte bu hale geldi. Sadece 12 gün içinde yenilenerek çalışır hale gelen otomobil, son model araçlarda olmayan özelliklerle donatıldı. Otomobile tek tuşla çalıştırma ve stop etme sistemi, merkezi kilit, ışıklandırma, havalı korna gibi özellikler ekleyen modifiye ustası Özkay, aracın motor ve kaporta bölümünde de yenilikler yaptı. Bayağı bir değişiklik yaptık işte kendi çapında arkadaşım. Şuraya düğme koyduk. Buraya bastığım zaman çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu anda aracımız çalıştı. Bu düğmeyi böyle yaptığım zaman üstüme ediyor. Evet. Bir kere daha deneyelim Şaban Bey. Şimdi düğmeleri şuradan da gösterin. Sayın seyirciler görsün. Evet. Buradan üstüme ediyor. Bu düğmemiz şimdi ne oluyor? Bu kontak anahtar oluyor bu şu anda. Evet. Şöyle yaptığımız zaman, şöyle bastığım zaman arabamız çalışır konumuna geliyor. Aracın eski halinden eser kalmadığını ve ilk günkünden daha güzel hale gelmesi Özkay'ın çevresindekilere de şaşkınlık yaşattı. Çocukluktan bu yana eski otomobillere merakı olduğunu belirten modifiye ustası Şaban Özkay, klasik arabaların kaybolmasına engel olmaya çalıştığını söylerken 3000 liraya aldığı aracın yenileme işlemlerini ise 10.000 liraya yakın masraf yaptığını söyledi. Arabayı nereden aldınız? Arabanın modeli nedir? Arabanın modeli de 73 model. Bir köyümüzde amcamız almış bunu. Samanlığa çekmiş, orada duruyormuş. Aşağı yukarı 3-4 seneden beri yatıyormuş orada. Biz bunu keşfettik. Gittik onun pazarlığını yaptık. Aldık arabayı. Zaten eski fotoğraflarını da size vermiş durumdayız.
O şekilde bu hale getirdik arabayı. Toplam bir 9-11 gün içinde bu hale getirdik arabayı. Ekip arkadaşlarımızla beraber tabii. Gece gündüzümüzü buna verdik. 12-13 gün çalıştık buna, bu hale getirdik. Şu anda bitmiş vaziyette. Peki arabada şu anda yeni model araçlarda olan start stop sistemi var. Bunu evet. Neyi düşünerek yaptınız bunu? Değişik bir şey olsun dedik. Eski arabalarımız ölmesin dedik. Yenilik gelsin dedik. Stop sistemi olsun, çalışma sistemi olsun, merkezi kilit, alarm sistemi olsun, korna sistemi olsun, ışıklandırma sistemi olsun. Her şeyi yeni baştan, yeniden yaptık. Vatandaş görsün, özellikle istesin yani. Eski arabalarımızı samanla kaldırmayalım. Tarih eserlerimizi yaşatalım diye yaptık biz bu işi. Herkese selamlarımı iletirim. Eski arabalarımızı, eskilerimizi samanlığa kaldırmak niyetine rezerve yapıp binmelerini rica ederim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden belli noktalara gerçekleştirdiği seferler için gidiş dönüş bilet alan metro turizm yolcuları dönüş biletlerine 1 TL ödeyerek sahip olabiliyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın izniyle bu kampanyadan Bartın'dan Ankara, İstanbul ve İzmir yolcuları karşılıklı olarak faydalanabilecek. Bu kampanya kapsamında karşılıklı olarak Bartın-Ankara gidiş geliş 28 TL, Bartın-İstanbul gidiş geliş 41 TL, Bartın-İzmir gidiş geliş 71 TL oldu. Vatandaşlar bu kampanyadan yararlanırken aynı zamanda metro turizmin en son teknolojilerle donatılmış kaliteli hizmetin sunulduğu otobüslerle konforlu, rahat ve güvenli yolculuklar yapacak. Ayrıca metro turizm yolculukları sonunda misafirlerini konforlu servisler aracılığıyla terminallerden alıp evlerine kadar ulaştırıyor. Yaygın servis güzergahıyla yolcularını evine kadar bırakan metro turizm, müşteri memnuniyetine bağlı olarak hizmetinde sürekli yenilikler yapmaya devam ediyor. Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde kestikleri ağaç dallarının altında kalan iki kişiden biri hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, Kozdere mevkisindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda orman işçileri Bayram Kılıç Aslan ve Mehmet K. ağaç kesimi esnasında kestikleri ağaç diğer bir ağacın dallarına zarar verdi ve iki işçi diğer ağaçtan kopan dalların altında kaldı. Kazada 50 yaşındaki Bayram Kılıç Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken diğer işçi ise ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayram Kılıç Aslan'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken kazada yaralanan diğer işçi sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Bayram Kılıç Arslan'ın ailesi ve yakınları ise acı haberle Alaplı Devlet Hastanesi'ne akın ederken gözyaşlarına boğuldular. Orada işte, değil mi? Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandili beldesinde Türkiye Taş Kömür Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Taş Kömür Kurumu Zonguldak Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında geçtiğimiz gün sabah saatlerinde -500 kotunda meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi 38 yaşındaki Nevzat Candan için Cemaller Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazesi tabutla evden çıkartılan Nevzat Candan için helallik alınması sırasında tabuta sarılan baba Hasan Candan gözyaşlarına boğulurken ayakta durmakta zorluk çekti. Yavaş yavaş. Maden ocağında hayatını kaybeden Nevzat Candan'ın 18 yaşındaki kızı Yeşim, eşi Ayşe Candan ile annesi Zehra Candan yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.
Cenaze töreninde konuşan Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, yaşanan olayın bölgenin kaderi olduğunu, geçmiş dönemlerde de maden ocaklarında çok büyük acılar yaşandığını dile getirdi. Cenaze namazı, Ereğli Müftüsü Recai Albayrak tarafından kıldırılan maden işçisi Nevzat Candan'ın cenazesi daha sonra Cemaller Köyü'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Emekliliği geldiği halde çalışmaya devam eden ve Göçük'te hayatını kaybeden Nevzat Candan'ın 18, 14 ve 3 yaşlarında 3 çocuğunun olduğu öğrenildi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Allah rızası için El Fatiha! Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, paralel yapı soruşturması kapsamında paralel yapının terör örgütü kapsamını alınabileceğini belirtti. AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Şerife Bacı Öğretmen Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Milletvekili Köylü, kanunsuz dinlemelerin ortaya çıkarılacağını ve yapanlar hakkında soruşturma açılacağını ifade ederken, paralel yapı ile ilgili bir suç soruşturması başlatıldığını ve yapının terör örgütü olarak değerlendirilmesinin söz konusu olduğunu kaydedip şunları söyledi. Belli grup grup iller hakkında yapılıyor. Araştırmalar yapıldıktan sonra tespit edilerek böyle bölge bölge gidiyor bu. Yani Kastamonu'da bir yerinden takılır buna eğer bir yerden yaptıysa bir şey. Yapılmış olabileceğini de tahmin ediyorum yani. Muhalefet partilerinden herhangi birisinden, yani isim de vermeyeceğim şimdi. Ya bu nereden çıktı diyeceğiniz, hiç şimdiye kadar ortalıkta görünmüyordu, biz bunu bilmiyorduk, pek tanımıyorduk falan diyebileceğiniz bir aday paralel yapının adamı olarak bir partiden seçime katılacaktır, bunu söyleyeyim. Milletvekili Köylü, AK Parti'deki 3 dönem kuralı ve gündemde de olan iç güvenlik paketine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu. Uygulamanın yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Mevcut mevzuatın doğru uygulanmamasından, eksik uygulanmasından kaynaklanıyor. O yüzden biz maalesef uygulama doğru olmadıkça, eksik oldukça kanun değiştirmeye koşuyoruz. Durmadan o yönü tercih ediyoruz. Bu doğru değil, bu kısmı doğru değil işte. Bizim yapmamız gereken asıl bu uygulayıcılar kimlerse bunları eğitmemiz gerekir. Bunu eğitemiyoruz biz. Polisin işte yakalama, gözaltına alma, uzaklaştırma gibi yetkilerinden bahsediliyor, yetki veriyor o şekilde. Bir olay olduğu zaman polis zaten oradan adamları uzaklaştırabilir, zaten bu yetkisi vardır. 10 yaşındaki bir çocuk elinde bıçakla polise doğru şöyle bıçağı dürterse sen çekip tabancayla vuramazsın Amerika'da olduğu gibi. Bu meşru müdafaa değildir. Ama karşındaki kişi 18 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında birisi ise o zaman vurabilirsin, bu meşru müdafaadır. İşte polisi eğitsek daha kolay olur bu iş. Ama maalesef onu yapamadık demek ki kanun değiştiriyor. Sayın Jandarma'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasına yönelik bir şey var. Partinin birisi şurasına karşı çıkıyor, bir başka parti burasına karşı çıkıyor, bir başka parti burasına karşı çıkıyor. Herkes kendine göre olumsuz gördüğü bir şey, çünkü biri diyor ki şu olursa, ya bu değişiklik diyor, fena değil bizim için. Yahut da bu değişiklik olursa bu bize zarar verir diyor. Polis gücü galibiyeti hatırladı. Bayanlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Bartın Polis gücü, 20. hafta kendi sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti. Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Bartın Polis Gücü Spor, sezonun 20. haftasında kendi sahasında ligde 5. sırada bulunan ve playoff mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Ömer Tepesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk seti 31-29 Polis Gücü Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci sette toparlanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyunda dengeyi kurdu ve seti 25-20 kazandı. Üçüncü sette de etkili oyun sergileyen konuk seti 25-22 aldı. Dördüncü sette tekrar oyuna ağırlığını koyan polis gücü seti 27-25 alırken durum 2-2 oldu. Final setine kalan maçta seti 15-9 alan polis gücü spor İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Polis gücü spor 20. hafta kendi sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye karşısında aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltirken haftalar sonra galibiyet hasretine son verdi. (Gülüyor) 2014-2015 öğretim yılı okullar arası genç erkekler futsal il birinciliği müsabakalarında son maçta karşılaştığı Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi'ni 3-1 mağlup eden Bartın Anadolu Lisesi şampiyon oldu.
Yarı final maçlarında rakiplerini eleyen Bartın Anadolu Lisesi ile Hasan Sarbi Çavuşoğlu Fen Lisesi 2014-2015 öğretim yılı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği finalinde karşılaştığı maç büyük çekişmeye sahne oldu. İki okul öğrencilerinin ilgi gösterdiği ve bol pozisyonların yaşandığı maçın ilk yarısı İbrahim'in attığı golle Bartın Anadolu Lisesi'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de başa baş bir mücadele sergiledi. Tempolu geçen maçta Bartın Anadolu Lisesi'nden İbrahim, Olcay ve Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi'nden Abdullah'ın attıkları birer golle karşılaşma Bartın Anadolu Lisesi'nin 3-1 galibiyetiyle sona erdi. Futsal'ın finalinde Fen Lisesi'ni 3-1 mağlup eden Bartın Anadolu Lisesi 2014-2015 öğretim yılında düzenlenen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Şahan Şanlı yönetiminde şampiyon olan Bartın Anadolu Lisesi, Okullararası Genç Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Futsal Genç Erkekler'de 2. Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi, 3. Kozcaz Anadolu Çok Programlı Lisesi oldu. Final maçı sonrası Futsal Erkekler İl Birinciliği müsabakalarında derece elde eden takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Futsal erkeklerde il birincisi olan Bartın Anadolu Lisesi kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, ikinciliği elde eden Fen Lisesi ve üçüncülüğü elde eden Kozcaz Anadolu Çok Programlı Lisesi'ne kupa ve madalyaları davetliler tarafından verildi. Önce video mu? Kayıt, çekiyorum. U15 liginde şampiyon olan Polis Gücü Spor, U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında 12-15 Mart tarihleri arasında Amasya'da mücadele edecek. Bartın'da düzenlenen U15 liginde şampiyon olan Polis Gücü Spor, U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında Amasya Grup Merkezi'nde mücadele edecek. 12-15 Mart tarihleri arasında Polis Gücü Spor'un yer aldığı Amasya grubunda Samsun, Kadıköy, Yozgat, Bozok Spor, Çorum, İl Özel İdare Gençlik Spor, Sivas Sağlık Spor ve Güzel Ordu Spor takımları yer alıyor. U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında mücadele edecek olan Polis Gücü Spor, son antrenmanını dün akşam saatlerinde yaptı. Ömer Tepesi Sentrik Çim 150 sahada yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenör Murat İbiş nezaretinde yapılan idmanda futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Futbolcular antrenmanın son bölümünde şut çalışması yaparak idmanı tamamladılar. Antrenman sonrası Polis Gücü Spor Takım Kaptanı Fırat Ünal, Doğukan Okuyucu ve Kaleci Seçkin Aydın BTV mikrofonlarına grup maçları öncesi açıklamalarda bulundu. 15 liginde şampiyon oldunuz. Şimdi Türkiye Şampiyonası grup maçlarına gideceksiniz. Ve antrenmanlarınızı bugün tamamladığınızı neler söyleyeceksiniz? Şimdi gruplarda çok güçlü takımlar oluyor. Herkes bunu biliyor zaten. Gidenler de biliyordur. Ben takımıma güvenim sonsuz. Gruplarda başarı elde edeceğimize inanıyorum. Bartın'da da zaten çok maç kaybetmeden şampiyon olduk. Üstelik hazırlık maçı da yaptık gruplarda. Yani gruplara gitmeden önce hazırlık maçı da yaptık kendimiz büyük yaşlarla. Şampiyon yani gruplarda başarılı olacağımıza gerçekten inanıyorum. Neler söyleyeceksin? Bugün son antrenmanı yaptınız. Şimdi yola çıkacaksınız. Bu sene 3. şampiyonluğumuzu aldık. 2 seneden beri bölgeye gidiyoruz. İnşallah bu sene gruptan çıkarız. 2 seneden beri talihsizlikler yaşıyorum kendimi. Sakatlanıyorum. İnşallah bu sene talihsizlik yaşamayacağım. Hayırlısı olsun. Neler söyleyeceksin? Biz zaten 3 yıldır şampiyon olarak gücümüzü kanıtladık. İnşallah orada da rakiplerimizi yenerek gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Takımıma güveniyorum. Kendimize. Gündemdeki önemli gelişmeleri sizlerle paylaştık değerli izleyenler. BTV ekranlarında tekrar görüşmek dileğiyle bizimle kalın, hoşça kalın.